Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir günden yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Umarım herkes iyidir arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sıfır araç alımı yapmıştık. Fiat Egea 1.4 EZ Plus 2022 model bir araç almıştık. Şimdi onun detaylı bir şekilde incelemesini yapacağız. Gelin videomuza geçelim. Arkadaşlar aracımız burada. Zaten araç teslimi alırken videosunu çekmiştik. Kaba bir şekilde. Şimdi detaylı bir şekilde incelemesini yapacağız. Aracımız 2022 model 1.4 EZ Plus paketi. Yani benzinli olan versiyonu. Bunlarda turbo bulunmamakta. Öncelikle şöyle bir dışını gezelim. Sonrasında da motor kısmına ve içerisine geçeceğiz. Ön kısmında şöyle Fiat logosunu görüyorsunuz büyük bir şekilde. Sis farları bulunmakta. Krom detaylar, krom çerçeveler bulunmakta. Lambası biraz büyük. Şöyle bir karış şeklinde gösterirsem. Sinyal lambası, uzunlar, kısa lambası. Kısaları yak abi. Kısa lambalar bu şekilde yanıyor. Uzunlar. Uzunlar da bu şekilde. Sis lambaları da bu şekilde yanıyor. Sinyal ver abi sağ sol. Şu an sağ. Sol bu şekilde. Dörtlü flaşörü yak. Evet, dörtlü flaşörü de bu şekilde yanıyor. Kapat abi. Evet. Lambalar bu şekilde. Buralarını krom detaylar yapanlar var ya da kalemle çizenler var arkadaşlar bu şekilde. Onlar da görüntü olarak güzel görünüyor. Kaputun üzerinde iki tane silecek suyu atacak yerleri mevcut arkadaşlar. Böyle kaputun üzerinde bulunmakta. Bazı araçlarda şu aralarda bulunuyor. Bunu da kaputun üzerine koymuşlar. Sileceklerimiz bu şekilde. İkisi de aynı yöne açılıyor. Fokuslar gibi bir böyle sağa sola açılmıyor yani. Tek taraflı açılıyor. Yan kısmına geçecek olursak şurada bir sinyal yandığı zaman yanan bir lambası var. Sinyal lambası var. Lastikler Goodyear 205 55 16. Şöyle görünüyor mu şurada? 205 55 R16 91 ve Goodyear'ın lastikleri. Bunlar çelik değil arkadaşlar. Kapak AZ Plus modelinde bu şekilde. Şöyle davlumbazlar da göstermiş olalım. Şunu unutmadan söyleyelim. Bu araçta sis farlarında virajlara ne tarafı dönerseniz o tarafa yakan bir özelliği var. Yani ayarlıyorsunuz arabada. Mesela sağa döndürdüğün zaman direksiyonu sis farları açık değilse sağ taraftaki sis lambası yanıyor. Direksiyonu sola döndürdüğünüz zaman da sol taraftaki sis lambası yanıyor arkadaşlar. Bu şekilde bir özellik bırakmışlar, koymuşlar. Şimdi aracımızın aynası bu şekilde. Üst kapağı kurşun gri. Altı da normal siyah renkte. Aracımızın rengi kurşun gri zaten arkadaşlar. Şöyle. Bu alt kısımda da krom detay mevcut. Şöyle şu üstte yok arkadaşlar. Şurada. Bunu da sonradan yaptıranlar var. Güzel oluyor. Kapı kulplarında kromlar mevcut. Şöyle şurada bir mandal tarzı bir şey var. Buna basmadan kapıyı açamıyorsunuz arkadaşlar. Yan aynaları bu şekilde. Böyle bir anten konulmuş üzerine. Sökülebiliyor üzerindeki. Normal balık sırtı şeklinde de kalabiliyor. Ama üzerine takmak zorundayız. Şurada bir stop lambası var içeride. Arka kısmı da bu şekilde. Normal eski Fiat amblemi bulunmakta arkada. Egea yazısı bu şekilde yazılmış. Plakalığımız, stop lambalarımız,
Şimdi tekrardan nasıl yandıklarına bakalım. Burada reflektörler mevcut. Burada. Bu arka kısımda iki tane reflektör var. Ve şurası plastik arkadaşlar. Siyah renkte. Burada plastik. Sadece olan burası. Ama burası kendi renginde. Altı da siyah renkte. Şimdi. Abi normal lambaları yaktın değil mi? Evet. Tam görünmese de şurası yanıyor. Frene bir bassana abi. Evet, stop lambaları, fren lambası da bu şekilde. Bırak abi, tekrar bas. Evet. Arka sisi yaksan abi. Arka sislerde şunlar. Sinyal ver abi sola sağa. Sağa verdi şu ortadaki beyaz kısım. Sol abi. Evet. Dörtlü flaşörler abi. Tamam. Depo kapağımız burada mevcut. Bu şekilde açılıyor. İki tane kilit mekanizması var. Burada da sadece kurşunsuz benzin yazmış. Sadece pompa giriyor. Bir de kendi verdikleri huni giriyor içine. Onu da göstereceğim şimdi. Gerçekten şaşırtıcı büyüklükte bir bağcı bulunmakta. 520 litre bir bağcı var. Şöyle şuradan açılıyor arkadaşlar. Beyaz renklerinde şurası bayağı sırıtıyor arkadaşlar. Kurşun gri renginde herhangi bir kaplama olmamasına rağmen güzel bir şekilde görünüyor. Şöyle bir kaplama mevcut bu kapakta. Burada bir tutacağı var kapatmak için. Gel gelelim bağcımıza. 520 litrelik kocaman bir bağcı mevcut arkadaşlar. Bu bağcı havuzunu da aracı teslim alırken vermişlerdi. Burada ilk yardım çantası, onu da onlar verdi. Şuradaki kapakçıklarda arka stop lambalarına ulaşabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde burada da mevcut. Şöyle. Bağcın alt kısmına bakalım. Evet, buradan da kaldırdığım zaman altında stepney görüyoruz. Kriko takımı mevcut. Ve tam olarak dediğim huni bu arkadaşlar. Yakıt dolumu yapacağınız zaman bunu kullanmak zorundasınız. Açma, kilidi açması için. Bu arada yakıt deposu da 50 litre benzin alıyor arkadaşlar. Burada herhangi bir kaplama falan yoktur. Üstündeki de Bridgestone'un lastiği. Evet. Şurada direkt koltuklar arkadaşlar. Orayı da göstereceğim birazdan. Piston da buradaymış bakın. Bağış kapağının pistonu iç kısımda. Arka kısımdan başlayalım arkadaşlar. Diz mesafesi, baş mesafesi onları da göstermiş olacağım. Şuradaki mandala basarak açıyoruz. Naylonları söktük arkadaşlar. Daha bir detaylı bir şekilde incelemek açısından iyi oldu. 4 cam otomatik bu arka kapı. Şurada camı açmaya kapamaya yarayan tuşumuz mevcut. Kapı açma kapama kulpları bu şekilde. Herhangi bir krom detay falan yoktur. Bunlar sonrasında eklenebilir. Siz yapabilirsiniz yani. Burada hepsi sert arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi desen mevcut. Sert plastik ama desenli. Burada bir kapı tutacağı mevcut. Kapı gözleri idare eder güzel. Burada bir hoparlör bulunmakta arka kapıda. Genelleme bu şekilde. Şöyle AZ Plus paketlerinde iki kafalık mevcut. 3 tane değil, ortada kafa yok. Ama 3 adet kemer tokası mevcut. Yani 3 kişilik. Toplamda 5 kişilik görünüyor. Emniyet kemeri böyle burada konumlandırılmış. Yine orada da var. Orada da var. Bu koltuklar yatırılabiliyor arkadaşlar. Öncelikle onu gösterelim. Şunu açıyorsunuz. Bu sert plastik kalkıyor arkadaşlar. Altında
vida var. Onu söküyorsunuz. Sonrasında yatırabiliyorsunuz. Yani kolay bir işlem değil. Şöyle gösterelim. Şaft tünelimiz var. Orta kısımda. 4 parmak biraz daha yüksek. Şaft tüneli mevcut. Orta kısımda. Ama rahatsız etmiyor. Yine diğer kapımız bu şekilde. Burada herhangi bir havalandırma menfezi falan bulunmamakta ya da USB çıkışı da yok arka kısımda. Böyle bir askılık mevcut. Bir tane aydınlatma lambası kapama. Açık ve otomatik olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Yani kapılar açıldığı zaman da yanıyor. Kapattığınız zaman sönüyor. Böyle de ayar yapabiliyorsunuz. Arka kısım bu şekilde. Sert plastik mevcut. Burada bir yüzey, çukur şeklinde bir yüzey var. İşte arka cam da bu şekilde. Rezistanslar bulunmakta gördüğünüz gibi. Şimdi ben kendime göre ayarlayacağım. Aha, bu şekilde rahat. Rahat bir şekilde oturabilirim. Arkadaşlar şimdi ön kısmı kendime göre ayarladım. Dediğim gibi 1.88 boyum var, yani 188 santim. Rahat bir şekilde oturuyorum. Ön mesafesi iyi. Yani dizim karşıya değmiyor. Şu yaslanma kısmı da, orası da iyi. Şimdi deneyelim bakalım nasıl olacak. Bakın boyum 1.88 demiştim. Normal bir şekilde oturuyorum. 3 parmak mesafesi var, diz mesafesi. Şöyle oturduğum zaman evet, 3 parmak diz mesafesi bulunmakta. Ön, dediğim gibi önü de kendime göre ayarladım. Baş kısmı ise arkadaşlar şöyle değiyor kafam. Yan tarafta değiyor. Bu şekilde göstermiş olalım. Dediğim gibi diz mesafesinde herhangi bir sorun yok ama baş kısmında çok az bir değme oluyor. Orta kısımda da böyle bir şaft tüneli mevcut demiştik. Yine orta kısmı da geçtiğimiz zaman değişen hiçbir şey yok. Hazır buraya gelmişken şöyle ön konsolu da göstermiş olalım burada. Ön konsol bu şekilde. Şu üzerindeki torpido koruyucusunu biz aldık. AZ Plus paketlerinde 7 inç dokunmatik ekran bulunmakta. Manuel klima var arkadaşlar. Onları da göstereceğim şimdi detaylı bir şekilde. Buradan genel olarak göstermiş olalım. Şoför tarafındaki kapıda ise aynaları ayarlayabileceğimiz tuşlar mevcut. Bu şekilde mesela bunu sola aldığınız zaman soldaki aynayı ayarlıyorsunuz. Burayı sağa aldığınız zaman buradan sağdaki aynayı ayarlayabiliyorsunuz. Sol ön cam, sağ ön cam, sol arka cam, sağ arka cam arkadaşlar. Bununla da camları kilitliyorsunuz. Arkadakiler veya yandakiler camları açma ve kapama yapamıyor bu tuşla. Şimdi soracaklardır tek tıkla iniyor mu, tek tıkla kalkıyor mu diye. Bu şoför tarafındaki, yani sol öndeki cam tek tıkla iniyor, tek tıkla da kalkıyor arkadaşlar. Sağdaki sadece tek tıkla iniyor. Böyle basılı tutmanız lazım kapatmanız için. Diğerleri de tek tıkla inip kalkmıyor arkadaşlar. Burada bir saklama gözü mevcut. Yine aynı şekilde hoparlörü bulunmakta. Koltuk, yanal destekleri, başlıkları fena değil, güzel. Deseni bu şekilde. Emniyet kemeri tokalarında şöyle bir giydirme mevcut arkadaşlar. Aynı şu Haliflex tarzında bir şey. Buradan yukarı ayarını yapabiliyorsunuz koltuğun. Şuradan da koltuğu yatırıp düzeltebiliyorsunuz. Şuradan da normal bir şekilde ileri geri yukarıya kaldırıyorsunuz. Koltuğu ileri geri ayarlayabiliyorsunuz. Burada ön sis lambası, arka sis lambası,
ESP'yi kapatıp açabiliyorsunuz. Lastik basınç sensörü var bu araçta. Ayarlamasını buradan yapıyorsunuz. Ön farın yüksekliği ve alçaklığı olarak ayar yapabiliyorsunuz. Klima menfezleri bu şekilde açıp kapatıyorsunuz. Ayarları burada mevcut. Direksiyonu şuradan ayarlıyorsunuz. Yukarı aşağıya veya ileri geri yaparak ayarlayabiliyorsunuz. Bütün araçlarda var zaten bu. Buralar sert plastik. Şurası yumuşak arkadaşlar. Bakın. Bayağı yumuşak. Buralar bakın şuralar. Şöyle yumuşak bir malzemeden yapılmış. Yine aynı şekilde buralarda yumuşak. Araçta gelen paspaslar bu şekilde. Egea yazısı mevcut. Herhangi bir 3 ya 3D ya da 4D değil. Pedallarımız, debriyaj, fren, gaz. Kaputu da ön kaputu da buradaki mandaldan açıyoruz arkadaşlar. Onu da birazdan göstereceğim. El freni bu şekilde. Vitesimiz. Kol dayaması. Şöyle bir geçelim. Dediğim gibi koltuk bana göre ayarlı. Hazır buraya gelmişken anahtarını da gösterelim. Anahtarı bu şekilde. Kilitleme, açma, bagajı açma arkadaşlar. Sustalı bir anahtar. Direksiyonun simidi ne büyük ne de küçük. Orta boyutlarda bir direksiyon. Orta göbeğini küçük yapmışlar arkadaşlar. Krom detaylar mevcut. Tuşları bulunmakta buralarda. Hız sabitleme var bu araçta. Buradan ayarlayabiliyorsunuz hız sabitlemesini. Arttırıp azaltabiliyorsunuz. Buralarda tuşlar yok zaten. Telefon görüşmelerini bu tuşlardan yapıyorsunuz. Bu araçlarda Bluetooth özelliği olduğu için araca telefonu bağlayabiliyorsunuz. Konuşmalarınızı falan yapabiliyorsunuz. Bu tuşlarda da gösterge panelindeki ekrandaki geçişleri yapıyorsunuz. Ayarları yapıyorsunuz. Kadranı da göstermiş olalım. Burada bir ekran mevcut. Hız göstergesi, devir göstergesi, yakıt ve harareti de şimdi göstereceğim arkadaşlar. Kontak girişi bu şekilde arkadaşlar. Bir defa çevirdiğimiz zaman bu şekilde kadran selamlaması yapıyor. Ama tam sonuna getirmiyor. Yani 240'a vurmuyor. Yakıt göstergemiz burada arkadaşlar. Hararet göstergesi burada. Gördüğünüz gibi. Burada da bir ekran var. Oradan da ayarları falan yapabiliyorsunuz. Lambalar şu şekilde açılıyor. Lamba işareti geldi. Aşağıya bastığım zaman uzunları alıyor. Yukarı sağa sinyal. Aşağı sola sinyal. Kapattım. Açtım. Şöyle şuradan ön sisleri yakıyorum. Yandı. Arka sisleri yakıyorum. O da yandı arkadaşlar. Kapattım tekrardan. Lambamızı da kapattık. Burada silecek kolları mevcut. Hızını ayarlıyorsunuz burada böyle. Evet. Kuru olduğu için fazla çalıştırmayalım. Yukarı kaldırdığımız zaman su atıyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Evet, sonrasında kendisi çalıştırıyor zaten. Arka camda zaten silecek de yok, su atacak yeri de yok arkadaşlar. Buradan da ayarlama yapabiliyoruz. Burada aracın hızını gösteriyor arkadaşlar. MP olarak da gösterebiliyorsunuz ok tuşuna bastığınız zaman. Şu tuşa basıyorum, devamlı bu tuşa basıyorum arkadaşlar. Bakın, devamlı bu tuşa basıyorum. Menzilini gösteriyor. Anlık tüketimi. Mesafe 690,1 kilometre gitmiş. Seyahat süresi sıfırladıktan sonra tabii ki de. Seyahat süresini göstermiş. Aracımız 712 kilometrede zaten. Ortalama yakıt tüketimini gösteriyor. 7,2 araç daha sıfır arkadaşlar. 100 kilometrede. O da arkadaşlar tarafından işte akrabalar tarafından deneniyor. Hani performanslı mı değil mi diye bu şekilde bir kullanım oldu. Ekranımız bu şekilde. Üzerindeki koruyucuyu halen sökmedik.
Burada birkaç işaret var gördüğünüz gibi. Şöyle açıyoruz şuradan. Fiat logosuyla açılıyor. Arkadaşlar yolda gidiyorsunuz gece. Bu gözünüzü rahatsız etmesin diye bunun parlaklığı. Şuradaki dokunmatik olan tuşa basıyorsunuz. Ve bu şekilde kapanıyor. Tekrardan bastığınız zaman da açılıyor. Yani bu sizin dikkatinizi dağıtmaması açısından güzel bir özellik. Burada da sessiz alma var. Bu şekilde de sesini arttırıp azaltabiliyorsunuz. Çıkış mevcut. Burada da frekansları değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Burada ayarlar var. Ayarları girebiliyorsunuz. Birçok ayarı mevcut. Dokunmatik dediğim gibi telefon bağlayabiliyorsunuz. Ses ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bakın mesela şöyle hoparlörlerin nereden seslerinin gelmesini istiyorsanız orada ayar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ses sistemi de ekranı da bu şekilde. Klima menfezlerimiz böyle. Şuralarda krom detaylar mevcut. Çok güzel görünüyor. Burada hava yastığının aktif olduğunu gösteren bir ikaz işareti bulunmakta. Dörtlü flaşörler, araç kilitleme, bagaj açma tuşu. Buna bastığı zaman bagajı açıyor arkadaşlar. Onu da birazdan göstereceğim. Kumandadan da buna bastığınız zaman bagajı açıyor. Anahtarla da bagajı açabiliyorsunuz. City modu mevcut arkadaşlar. Bunu açtığınız zaman genelde şehir içinde kullanıyorlar. Direksiyon baya yumuşuyor. Ben denedim, test ettim. Güzel bir özellik diyelim. Manuel klimamız bulunmakta. Fan hızını buradan ayarlıyoruz. Sıcaklık soğukluğu buradan ayarlıyoruz. Yönünü de buradan ayarlıyoruz arkadaşlar. Bir defa üzerine bastığımız zaman bu şekilde araç içi sirkülasyon yapıyor. Buna bastığımız zaman da klimayı açıyor. Tabii şu şekilde açmaz. Önce bir fanı bir defa açmamız lazım. Sonrasında klimayı açıp kapatabiliyor. Burada da bastığımız zaman arka camın rezistansını açıyor arkadaşlar. Burayı da zaten biliyorsunuz normal yönleri gösteriyor. Buradan da ayarlıyoruz. Fanı da şu şekilde. Arttırabiliyoruz. Burada 12 volt çıkışımız bulunmakta arkadaşlar. Şöyle. USB çıkışı var. Burada deri kaplamalı vitesimiz mevcut. 6 ileri mandallı bir şanzımana sahip. Anaryası da şu şekilde mandalı kaldırıyorsunuz. Bu şekilde de anaryaya takmış oluyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vites geçişleri çok uzun değil. Ama rahat bir vites geçişi bulunmakta. El frenimiz burada. Burada 2 adet bardaklığımız mevcut. Burada bir kol dayaması mevcut. İleri gerisi var arkadaşlar. Bu şekilde ileride, bu şekilde geride. Şurada bir mandal var. Basıp açabiliyoruz. Şöyle yeterli bir alan sunmakta bizlere. Torpidomuz burada açılıyor. Tutan bir piston falan yok arkadaşlar. Aydınlatması da yok. Soğutması da yok. Bu şekilde bir torpido. Bu yukarı kısımda herhangi bir bölüm yok. Sedan araçlarda zaten bulunmuyor diye biliyorum. Güneşliğimiz bu şekilde. Burada ayna yoktur. Lambalar. Mesela kapalı. Bunu ayrı bir şekilde açabiliyorsunuz. Bunu da ayrı bir şekilde. Hepsini beraber açabiliyoruz. Kapılara bağlı olarak. Kapılar açıldığı zaman yanıyor. Kapandığı zaman kapanıyor. Ya da devamlı açık bir şekilde de bırakabiliyoruz. Yandaki güneşlikte ise şöyle kapaklı olmayan bir ayna mevcut. Burada bir kut var.
Evet, yavaş bir şekilde kapanıyor. Şunda askı var. Oralarda kulp yok arkadaşlar. Arka kısımda. Buradan emniyet kemerinin yüksekliğini, alçaklığını ayarlayabiliyoruz. Şöyle. Bu yan koltuğun altında bir göz yok arkadaşlar. Saklama gözü yoktur. Dikiz aynasında karartma yok. Bu şekilde ayarlanabiliyor. Şunu unutmadan arkadaşlar, şu arka kısımdaki düğmeleri unuttum, onları da göstereyim. Şurada yukarı aşağı ve ortada bir tuş var. Yine aynı şekilde burada da mevcut, yukarı aşağı. Şöyle şu tuşa basıyorum arkadaşlar, sesi arttırıyor. Alttaki tuşta sesi azaltıyor. Ortadaki ise sessize alıyor. Şöyle şurada görünüyor. Ses devre dışı diyor. Bastığınız zaman da tekrardan açılıyor. Peki buradakiler ne işe yarıyor? Yukarıdakine bastığımız zaman frekans değiştiriyor. Aşağıdakine bastığımız zaman yine aşağıdaki de frekans değiştiriyor. Ortadaki de kanallar arası geçiş yapıyor. Bakın şöyle göstereyim. FM'den diğerine geçiş yapıyor. Bunu da bu şekilde göstermiş olduk. Şimdi aracın sesini bir duyalım. Kapıyı örtelim. Yalıtımını asılmış. Şöyle gaz veriyorum. Evet. 6000 deviri geçmiyor araç. Kaputu açalım arkadaşlar. Motoruna da bakmış olalım. Şuradaki mandaldan, kırmızı mandaldan açıyoruz. Şimdi kaputu açtık. Şöyle şurada sarı bir mandal var, görüyorsunuz. Şimdi bunu açmam lazım. Bunu sola doğru itelediğim zaman kaldırıyorum. Herhangi bir piston falan yok arkadaşlar. Direkt şöyle bir normal çubukla kaldırmış oluyoruz. Burada bir kaplaması mevcut. Motoru da bu arkadaşlar. 95 beygir, 127 tork, turbosuz bir benzinli motor. Bayağı boşluk var turbo olmadığı için. Şöyle de göstermiş olalım. Elektrik beyni, aküsü. Akü, ince akü kullanmışlar. Antifrizi, cam suyu. Fren hidrolik yağı da burada. Evet. Motor yağı. Motor yağının kontrolünü de bu çubuktan yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu araçta motor yağı eksiltme sorunu varmış. Yani Egea'nın genelinde. Motor yağ yakıyor diyenler var. Arkadaşlar yağ yakmaz. Yağ eksiltir. Yağ yakarsa araçta belli eder. Duman atar, çekişten düşer falan filan gibi. Birçok nedeni olur. Yağ yakmaz. Yağ eksiltir. Büyük ihtimalle bunlarda yağ soğutucu yok. Tam bilmiyorum ama ondan dolayı aşırı yüksek devirli kullanımlarda yağı eksiltebiliyor. Büyük ihtimalle bundan kaynaklı. Servisine sorduğum zaman, yani aracı teslim alırken zaten videoda da mevcut. Dışarıdan tüp takanlar, servisinde değil de dışarıdan taktıran, tüp taktıran arkadaşlar, onlarda yağ eksiltme sorunu çok olduğu söyleniyor. Normal tüp olarak kullananlarda da varmış da bu şekilde serviste benzinle kullananlarda duymadım yağ eksiltme olduğunu.
2020 modelin sonrasında da düzelttiklerini söylüyorlar. Yani 2022 model olduğu için bu araçta herhangi bir şekilde yağ eksiltme olmadığını söylüyorlar. Bazılar da rodaj süresinde yağ eksiltmenin olması normal diye görünüyor, gösteriyorlar, söylüyorlar. Şu anlık herhangi bir yağ eksiltme durumu yok arkadaşlar. Bu şekilde de aracı göstermiş olalım. Buralarda herhangi bir fitil yok arkadaşlar. Onları da söylemiş olalım. Sonrasında alıp takanlar var buraya. Araç bu şekilde arkadaşlar. İncelemesini yaptık. Şöyle bir daha göstermiş olalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde de aracımızı incelemiş olduk detaylı bir şekilde. Merak ettiğiniz bir konu varsa yorumlarda belirtin. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Sağlıkla ve huzurla kalın.